Donmuş ürünlere bakacak olursak da tatlı patates var. Yarım kilosu 1,73 euroya. Alıp direkt kızartabiliyorsunuz. Böyle balık şeyleri var. Yani farklı balık türleri 1 euro 2 euro civarında. O kutular. Böyle karidesli tavaya atıp tereyağında pişirmelik. Yine kızartmalık balıklar 2 euro 3 euro civarında. 15 tanesi mesela 3 euroymuş. Donmuş balıklar bir hali mevcut. İşte karidesler, böyle büyük karidesler, kral karidesmiş mesela. Bu 450 gramı 7 euro. Başka çeşit karidesler de var. Yani markadan marka bir tanesini bir yırtmış 60. 3,86'ya var. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü balık türleri var. Hepsi değişiyor. Ama tazelerinden daha ucuz. Yani mantıken donmuş olduğu için. Sebzeler de var. Almanya tarım ülkesi olmadığı için sebzelerin, meyvelerin de bir hayli fazlası donmuş olarak geliyor. Ama işte bezelye var, fasulye var karışık. Bunları buharda çok güzel taze taze yiyebiliyorsunuz. Buharda pişirince gerçekten güzel oluyor. Şöyle brokoli, karnabahar, ne bileyim, bezelye, fasulye hepsi var. Hepsi de uygun fiyatlı yani 1 euro, 2 euro maksimum. İşte 1 kilo, 1,750 grammış. İşte brokoliler, karışık sebzeler. Bunları o buhar makinesi var, atıyorsunuz 10 dakikaya buharla pişiriyor. Sonra şeyler var. Donmuş, böğürtlenler var, çilek var, karışık yabani böğürtlenler var. Yine onlar da 2,5 euro civarı. Organik olanları var. Birazcık daha küçük 2 euro. Kremalı ıspanak var. Etin yanında genelde yiyorlar da ben pek sevmiyorum. Farklı şey var. Nedir onun adı? Sebze. Yanına da mesela tereyağını da koyuyorlar. Mikrodalgaya atıp pişirebiliyorsunuz bunları direkt. Ya da tencere içerisinde yapabiliyorsunuz. Yani tereyağı da var. Kendi kendine lezzetleniyor. Böyle kesilmiş yeşillikler var. Burada neyse yukarı geçelim. Yabani şey var. Deniz somonu. Bayağı lezzetli oluyor. Tadı da farklı. Organik somon var. Bir de normal somon var. Bu da ızgaralık sebze. Eğer barbekünüz, ızgaranız varsa, mangalınız direkt atabiliyorsunuz. Pişiyor diye konsept yapmışlar ama biraz pahalı yani. Sırf ızgaralık olduğu için. Burada makarnamsı bir şey var. Kaynar suya atıp pişiriyorsunuz. Taşiki diye. Ha, bu Ukraynalıymış. Ukrayna ve Rus ürünü herhalde onlar. Orada çok yeniyor. 3 euro. 5 euroya şöyle büyük pastalardan var. 1,5 kilo. Ama tatları çok kötü oluyor. Tavsiye etmem. Dondurma gibi de değil yani. Sonra çocuk dondurmaları var. 5'er, 8'er onlar. Böyle şeyler de 2 euro. Onun dışında hamburger etleri var. Onun fiyatını yazmamışlar gerçi. Böyle atıştırmalık var. 1 euro patates topları gibi. Pizzalar, bol miktarda pizza var. İstemeyeceğiniz kadar pizza var. Çeşitleri de var. Genelde de 1 euro, 2 euro, maksimum 3 euro fiyatlarında. Fiyatları o civarlarda yani. İşte markaları da var. Doktor Ötker vesaire. O balık burada da varmış. Mesela ne kadar? 900 gram varmış. 30 tanesi 3,5 euro. Yani direkt basit de kızart. Ya ben alıyorum yağlı kızgın yağ koyuyorum kavanoza. Kızartıyorum bol bol. Burada kebap stili diye bir şey varmış. Ekmek 1,80'e. Sonra yarı tavuk var 2 euro. Böyle tavuk değişik şeyler var. Atıştırmalıklar, Alman atıştırmalıkları.
baharatlı tavuk kızartma, sonra domuz sosisi panelenmiş gibi. Döner pizza var hani ilgilenenlere. Tavuk döner pizza. Sonra pizza taş diye. O bizim pitosa benziyor. Kantinlerde satılan, bilen bilir. Sonra Madagaskar'dan gelen karides varmış. 8,70'e. Biraz pahalı. Böyle değişik atıştırmalıklar var. Yine pizza, vejetaryen pizza mesela, ıspanaklı pizzaymış. Küçük pizzalar. İşte dediğim gibi 2 euro, 2 euro, 1, 2 euro yine, 1,90, 2,90, 2,60. Burada da 1 euro, 2 euro yine, 2,5 euro, 2 euro. Çeşitleri bazıları 2 tane yani çarpı 2 yazıyor dikkat ederseniz. Burada da normal klasik kordon buluyorlar, tavuk, şnitzeller vesaire var. Ben bunlardan da bol bol yiyorum. Çok pratik oluyor. Eve yorgun dönünce yağ kaynatıyorum. Atıyorum 2 tane. Üstüne biraz limon. Pratik bir şekilde oluyor. Böyle değişik Asya yemekleri de var. Mesela bu Hint pilavına benziyor biraz. Tavuklu. Donmuş bir şekilde alabiliyorsunuz. Oriental yemekler diyorlar. Yine onlar da 2 euro, 3 euro. Yani maksimum. Böyle değişik değişik. Bir gün şunu deneyeyim, bir gün bunu deneyeyim diye şey yapabiliyorsunuz, zaman geçirebiliyorsunuz. Mesela bu da şeymiş, bildiğim makarna aslında, domatesli. Şöyle fırına atılacak ürünler var. Genelde bunlara pazar ekmeği deniyor. Fırına atıyorsunuz pazar günü, donmuş halde. Taze taze, sıcak sıcak, gerçekten yeni çıkmış gibi oluyor. 1 euro, 2 euro onlar da. Yine şu gördüğümüz pastalar 2 euroya da var mesela. Şu cheesecake varmış sağda, solda elmalı turta. Onlar 3 euro. Dondurma çeşitleri var donmuş reyonu olarak. Böyle değişik, klasik kornetler, kornetto tarzında 2 euro. Şöyle şeyler 1,5 euro. Birazcık daha uyduruk. Her ne kadar premium yazsa da dondurmalar var. İşte 1 litresi herhalde 1,5 euro. Onun dışında şöyle fındık rüyası gibi olan şeyler de 2-3 euroya çıkıyor. Yine dondurma çeşitleri. Ama çok güzel dondurma çeşitleri var. Vegan dondurmalar. Vejetaryen olmak Almanya'da gerçekten çok, yani çok büyük bir vejetaryen nüfusu var. Bu arada Magnum'lar 3 euro. 6 tanesi Magnum Klasik 3 euro. Bayağı hesaplı. Çok pahalı değil yani. İşte vegan dondurmaların devamı. Çünkü çevreye çok önem veriyorlar ve hayvanları öldürmek istemiyorlar vegan olmalarının sebebi. Ama o belki apayrı bir video konusu olabilir. İşte dondurmalara devam. Milka'nın da dondurmaları var. Belki Türkiye'de yoktur, ben görmemiştim. Böyle brownie'li dondurmalar işte. Onlar her yerde var zaten, klasik. Bu fiyat onun değil galiba, 72 sent. Etiketler fiyat şeyleri biraz kaymış olabilir ama emin olamadım. Çünkü hemen yanında 3 euro diyor. Hangisi 3? Yani 1 3 1 72 olacağını sanmıyorum. Neyse. Yine atıştırmalıklar. Mesela arkadaşınız gelecek. 2 3 tane alın, 4 5 tane. Hepsini yapın fırında, mırında. Değişik değişik şeyler oluyor. Yine vegan burgerler. Hamburger 5 euro, 5,5 euro şöyle. Veganlar 2,70. Yine et döner. Et dediğim bir tanesi, ha, burada yarım tavuk var. Pardon, tam tavuk, tam tavuk. 3,15'e donmuş Alman tavuğu. Kilosu 2,42'ye geliyor. Ha, burada da şey işte, o dediğim tavuk döner.